Değerli konuklar, değerli basın mensupları, katılımcı firmalarımızdan Agena Bilişim kurucu ortağı, doçent doktor Mehmet Fatih Hocaoğlu'nu süreç modelleme ve simülasyon, e, proses sim, üretim sistemleri simülasyonu, ÜSS ve yer kontrol yazılımı YKY'nin tanıtımını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Tamam, teşekkür ederim merhaba, ben Fatih Hocaoğlu. Bir, Agena Bilişim olarak öncelikle kısa bir faaliyet alanımızdan bahsetmek istiyorum. Bizler modelleme, simülasyon ve sensör teknolojileri ağırlıklı olarak çalışan bir firmayız. temelde simülasyon ürünü olarak geliştirmiş olduğumuz simülasyon altyapımız, kendi geliştirdiğimiz simülasyon dil altyapısı olan ATSIF'i kullanarak simülasyon projeleri geliştiriyoruz. Bugün burada size bahsedeceğim projeler aslında iki güzel haber projesi. Bunlardan birincisi, simülasyon altyapımızı bulut teknolojilerine taşıyarak aslında Simulation as a Service e, teknolojilerini de desteklemeye başlamış olduğumuz. İkincisi ise gerçek zamanlı sistemlerle birlikte entegre simülasyonun çalışıyor olması. E, öncelikle süreç simülasyonu, e, süreç modelleme ve simülasyonu e, projesinden bahsetmek istiyorum. Bu ee, bahsettiğim gibi bulut üzerinde çalışan ve Simulation as a Service. Şimdi süreç modelleri ve simülasyon e, linkine tıkla, tıkladığımızda e, göreceğiz ki aslında bizim web tabanlı bir süreç simülasyonu e, tool'umuza erişim e, sağlandığı teknolojiden bahsedeceğim. Şimdi süreçten bahsettiğimiz şeyin süreçten ne kastediyoruz? Birincisi bir fabrika, bir iş ortamı veya bilgi akışı olan herhangi bir sistemin modellenmesinden bahsediyoruz. Bu bir organizasyon içerisinde olabilir, bir fabrika olabilir. Bilgi veya nesnel olarak bir varlığın akışının, işlemlerin yürütüldüğünün, zaman gecikiminin olduğu her ortamı modelleyebildiğimiz, analiz edebildiğimiz ve vatif sorularına, olursa ne olur sorularına cevap aradığımız bir modelleme yaklaşımıdır. Sistemlerde genelde dünyada Business Process Model ve notation olarak ifade edilen yapılar da e, temsil edilen, standardını oluşturan e, yapılardır bunlar. Ve bizim de geliştirdiğimiz sistem aslında BPM M -M modeline uyumlu olarak geliştirilmiş bir sistemdir. Sistemde yaptığımız şey, e, oluşturduğumuz komponentleri e, bir senaryo içerisinde birleştirmek, gerekli girdi çıktı tanımlamalarını yapmak ve LAMP model olarak simülasyonun işletimini sağlamaktır. Dünyada karşılaştığımız örnekleri UML modelilerinin kullanılması, akış diyagramları ve Kanban sistemi dediğimiz bu Toyota sisteminin kullandığı sistemlere dayanır. Bizim tercih ettiğimiz NPM oldu ve gördüğünüz gibi temel komponentleri diğer teknolojilerle uyumlu olmak adına da gerçek görsellik olarak, gerçekte isimlendirme olarak sadık kalmaya çalıştık. Teknoloji arasındaki geçişi kolaylaştırmak için. Biz burada ne yapmış oluyoruz? Süreç modellemesi yapıyoruz, iş akış modellemesi yapıyoruz, süreç analizleri yapıyoruz. Yani bir sürecin darboğazları, problemleri ve yap uygulanan çözümlerinin bize gö gösterdiği responsu ölçmek için kullandığımız yapılar aslında. Temel elemanlarımız bunlar. Bundan daha fazlası var ama gördüğünüz gibi varlık üreticileri yani sistemde girişleri çıkışları belirleyen, sistemde dolaşan varlıkları tanımladığımız varlık girişleri, proses varlıkları, kuyruklar, karar düğümleri, bekleticiler, birleştiriciler, grafik komponentleri. Bu aslında size online olarak, çevrim içi olarak sisteminizdeki akışla ilgili ölçmek istediğiniz metriklerin grafik gösterimini yansıtan bileşenler. Bu tür bileşenler genelde mevcut ürünlerde bulunmamakla birlikte gelişen teknolojide bize dahil etmiş olduk. Nesne çoklayıcı, sonlandırıcı gibi sinyal bileşenleri gibi aşağıda gördüğünüz proses akışla da uyumlu sembolojiyle modellemesi yapılmış durumdadır. Farklılığımızın önemli bir farklılığımız bulut üzerinde çalışmaya ek olarak şudur. Kendi entity tipinizi tanımlayabiliyorsunuz. Bu normalde proses modellerinde belirli bir Mesaj yapısı üzerine sadık kalmalarak ilerleyen simülasyon burada kendi tanımladığınız mesaj yapıları varlık yapıları üzerinde işletme imkan vermesidir. Bu da şunu getiriyor: Siz aslında varlığınızı tanımlarken onunla ilgili özselikleri değer atamalarını ve dolayısıyla buna dayalı mantıksal operatörleri de tanımlayabiliyorsunuz demektir. Kendi varlıklarınızı tanımlayıp özseliklerin nasıl değer atacağınızı belirledikten sonra sistem içerisinde event scheduling dediğimiz yani mesajlaşmaların belirli tanım, e, zamanlamalarla gerçekleşmesini tanımlayabildiğiniz arayüzler sunuyoruz. Bunu hem real time yapabiliyorsunuz hem de as fast as possible simülasyonlarda yürütebiliyorsunuz. Arkasından da bir varlığın proses içerisindeki rotasının nasıl olacağını e, tanımladığımız arayüzlerimiz var. Bunları hem grafik arayüzden yapabiliyorsunuz hem de Görsel olarak aralara linkler çekerek yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir varlığın hangi rotayı takip ederek veya bir bilginin hangi rotayı takip ederek sistem içerisinde hareket edeceğini tanımlayabiliyorsunuz. <laughs> Varlığa runtime'da girişini öngördüğünüz bir varlık varsa, yani simülasyonun belirli bir zamanında veya belirli olaylar gerçekleştiğinde sistemde pop-up çıkacak entiteleriniz varsa onların çizelgelemesini yürütüyorsunuz. İşlem sürelerini her bir proses için işlem entity tipine bağlı olarak tanımlayabiliyorsunuz. Varlık proseslerin kesilmelerini, arızalarını modelliyorsunuz. Bir varlığın bir zaman anında değişken olarak paralel olarak yürütebildiği işlem sayısını belirleyebiliyorsunuz. Kaynak her bir prosese paralel kaynaklar atayarak kaynaklar üzerinde aktif olma çizelgelerini yapabiliyorsunuz ve bu işletim işletim esnasında ne zaman çalışacak, ne zaman duracak gibi tanımlamalar yapabiliyorsunuz. Ayrıca varlıklar, nesnelerin birimler arasında, istasyonlar arasındaki transfer zamanlarını işletimler görebiliyorsunuz. Görüldüğü gibi sistemi aslında mobil cihazlar üzerinden de erişime imkan sağlıyoruz. Cep telefonundan erişip simülasyon senaryonuzu oluşturup işletip kaydedebilirsiniz analiz ekran analizleri anlık olarak yine ekranın bir bileşeni olarak görebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz cep telefondan ve tabletlerden erişimler görüldüğü gibi simülasyon tasarlanmış senaryo yükleniyor. Aynı zamanda senaryoyu gördüğünüz gibi burada on the fly tanımlayabilirsiniz de. Daha sonra gördüğünüz o sarı, kırmızı sizin tanımladığınız nesnelerdir ve işletimlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer web üzerinde kullanmayı tercih etmezseniz o zaman destek aplikasyonu olarak kullanabilirsiniz. Bu durumda da gördüğünüz gibi yine senaryonuzu oluşturup işletimini gerçekleştirebiliyorsunuz. İşletim esnasında varlıkların akışlarını takip ediyorsunuz. Her bir bileşen için istatistikler toplayabiliyorsunuz. Mantıksal operatörler kullanabiliyorsunuz. Bunları varlığın kendi özellikleri ve değerleri üzerinden e, kullanma, erişime, erişerek kullanmak gibi bir avantaj sağlıyor anlık olarak da işletimden elde edilen verileri izleyebiliyorsunuz. Yan tarafta gördüğünüz bu Excel benzeri tablodan da akış esnasında üretilen değerleri görüyorsunuz ve bunlar üzerinde mantıksal işlemler, mantıksal operatörler yaparak aslında akışı dinamik olarak da değer değiştirebiliyorsunuz. Yani belirli değerler, belirli bir öngördüğünüz değerleri aştığı durumda eğer entity'nin akışını değiştirmek veya prosese yeni bir varlık eklemek istiyorsanız bunları tanımlayıp Runtime'da senaryonuzu dinamik olarak yönetebiliyorsunuz. Ardından e, her simülasyonda olduğu gibi doğal olarak analizler yürütüyorsunuz. Bunun için de sağladığımız analiz tool'u Excel benzeri. Yine kullanımı bilinen bir yapıya dayanan ama fonksiyonlarını kendimizin geliştirdiği ve size de fonksiyon geliştirme imkanı ver, veren yapı üzerinden görüldüğü gibi e, şey yapabiliyorsunuz. Analizlerinizi yürütebiliyorsunuz. Bunu on the line yapabiliyorsunuz, on the fly yapabiliyorsunuz veya offline olarak yürütebiliyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz basit bir operasyon olarak belirli şeylerin toplamına bakıyoruz. Ne kadar bir değer ulaştı. Bu aslında runtime'da da işletim anında sürekli toplamı hesaplayan, tanımladığınız boolean expression'lar üzerinden de senaryoyu drive edebilen bir dinamik yapıdan bahsediyoruz aslında. Peki kullanım konsepti nedir? Bizim önerdiğimiz yapı aslında web üzerinden kullanım. Fakat yerel makinelerde kullanımda mümkün. E, ve geliştirdiğiniz modelleri bir developer olarak store'a atıp dükkanda satışa da sunabiliyorsunuz. Çünkü sistem aslında open architecture açık mimariye dayalı. Siz kendi simülasyon entitilerinizi, modellerinizi tanımlayıp, sisteme dahil edip hatta satışa sunma imkanı da e, geç olabiliyor. E, bunun bir uzantısı olarak daha komplike veya daha görsel simülasyonlar için, şimdi şeye tıklayabilirsek üretim sistemleri simülasyonu e, linkine, Buradaki simülasyon aslında biraz daha üretim sistemlerine dedike gibi görülebilir ama aslında proses modellemenin yaptığı şeyleri burada 3D olarak yapabiliyoruz. Bunların için neler yapıyoruz? Yani bunlar ne yapıyoruz? Aslında simülasyon tabanlı olarak analiz, optimizasyon, sistem tasarımı, planlama <laughs> gibi görevler gerçekleştirirken beraberinde aslında üretim sistemlerinden dışarı çıkarak tedarik zincirleri dediğimiz tüm global anlamda tüm dünyaya yayılmış fabrikaları e, ...transportation unitleri birleştiren ve bunları bütün bir tümleşik bir senaryo içerisinde birleştiren bir yapı hale dönüştürmüş oluyoruz. Görselleştirme de yeni geliştirmeler yaptık. Unreal Engine kullanarak e, tulumuzun e, 3D görselleştirmesini yükselttik bir miktar daha. E, tahmin ediyorum bu yılın sonunda daha da geliştirilmiş olacak. Görüldüğü gibi aslında bir fabrikanın şu anda içerisindeyiz ama... Zoom out yapıp fabrika dışına çıktığınızda dünyada başka bir yerde kurulu fabrikanız varsa o anda işleyen fabrikanıza da ulaşım il sağlıyorsunuz. Ayrıca üretilen komponentlerin, e, ürünlerin transportation'ı, pazara dağıtımı gibi görevleri de buradan çizelgeleyerek işletimini sağlayabiliyorsunuz. Sistemimizin sağladığı iyi şey, dil yap, altyapısını kendimiz geliştirdiğimiz için kullanıcılara farklı grafik seçenekler de sunabiliyoruz. Mesela bir kullanıcımız eğer kendi grafik arayüzünü kullanmak istiyorsa burada olduğu gibi iki boyutlu veya 3 boyutlu kendi simülasyon, görselleştirme arayüzlerini dahil ederek işletimleri sağlayabilir. Şu anda iki boyutlu simülasyon işletimini görüyorsunuz. Farklı bir 3D görselleştirme aracıyla atölyenin görselleştirilmesini görüyorsunuz. İki boyutlu işletimle birlikte üç boyutlu işletim paralelde zaten aynı işletim engine tarafından yönetiliyor. Gördüğünüz gibi bu da iki boyutlu e, ekranda işletimin görselleştirilmesi. E, üç, i̇kinci iyi haberimiz gerçek zamanlı sistemlerde simülasyon sistemimizi deplo, deploy etmiş olmamız. Aslında buradaki şey biraz daha savunma alanına daha çok yoğunlaşmış durumda sivilden farklı olarak. Yer kontrol yazılımımız bu da şunu sağlıyor bize. Yer kontrol yazılımı linkine tıklayabilirsek. Aslında bizim simülasyon engine'imiz olan Active Agent-driven Simulation Framework şu anda Linux, Unix, Linux, Unix, Windows ve Raspberry Pi üzerinde çalışır durumda. Buradaki örneğimizde de insansız hava araçlarının bir sürü olarak davranışı, sürü olarak yönetilmesi ve görev yaptırılması ile ilişkili aslında. Raspberry Pi üzerinde yani İHA'ların her birisi bir simülasyon entitesi olarak sistemde yer alıyor. Şunu geri çekebilirim diye düşünüyorum şöyle. E yer alıyor ve yer kontrol istasyonuyla da iletişim halinde e uçarak aslında kendilerine atanan görevi bir sürü ha sürü İHA sürüsü olarak yerine getirmeyi sağlıyor. Eğer bir İHA e, yer kontrol istasyonundan uzaklaşmış ve iletişimi kopmuşsa bu durumda da en yakın yer istasyonuna kendisi otomatik olarak bağlanabiliyor. Kompleks görev işletimleri için düşünülmüş bir şeydir. Aslında arkasında e, ATSIF'in yapay zeka enjininin görev çözümlenmesi yatıyor. Ve böylelikle görev işletimi sağ. Şimdi bu gördüğünüz videoda bir İHA sürüsü iki alt gruba ayrılıyor ki bunlardan İkisi gerçek İHA, diğerleri sanal İHA. Dolayısıyla hem simülasyon ortamı, sanal varlıklar hem de gerçek varlıklar aynı ortamda. Yani sanal varlıklar gerçekleri sanal olarak düşünerek, gerçek varlıklar sanalları gerçek olarak düşünerek bir simülasyon işletimini gerçekleştiriyorlar ger gerçek zamanlı olarak. Aslında burada artık simülasyon demek de çok da doğru değil çünkü gerçek bir görevi icra ediyorlar. Görüldüğü gibi iki gruba ayrılıp gözetleme görevini icra ettiler. Daha sonra da line formation kurarak kendi bejlerine geri döndüler. Burada gördüğünüz şey ise bir avcıdan bir tehlikeden sakınma davranışıyla ilgili. Aslında sürü olarak bir tehlikeye karşı gösterilen responsu görüyoruz. Yine bir line formation geliyorlar fakat tehlikeyi görünce bir sürü, kuş sürüsü gibi tehlikeden nasıl etrafından dolaşıp kaçacaklarına dair bir tepki gösteriyor. Dediğim gibi bunlardan birkaç gerçek İHA, diğerleri sanal İHA. Dolayısıyla aynı environment'ta işletimlerini sağlanmış oluyoruz. Bir diğer güzel örneğimiz bu gerçek hayattan da e, görüntü aldığımız şey eğer İHA'lardan biri e, iletişimini koparırsa onu bulup geri getirme göreviyle ilgili aslında bilinçli olarak biz binanın arka tarafına İHA'larımızdan birini indirdik ve yer kontrol istasyonuyla bağlantısı koptu. Ardından kendi diğer İHA'larımızı onu bulup geri getirmesi göreviyle görevlendirdik ve uçuşunu başlattık. Burada senaryo yüklediğimizde kaç tane İHA'mız varsa onları yüklüyoruz. Ardından gerçek İHA'larla iletişim kuruluyor. Lokasyonlar doğru bir şekilde alındıktan sonra da görev emri veriliyor. Aşağıda kamera İHA'nın üzerindeki kameradır. Ve havalandıktan sonra kendisi binanın arkasındaki İHA'mızı bularak e, şeye geri getirecek. Bulunduğumuz beyze e geri e, getirilmesini sağlayacak. Bu tabii şöyle bir e, esneklik sağlıyor bize. Farklı yer kontrol istasyonlarını mesela belirli bir bölgeye yaydığınız zaman 5-6 tane yer kontrol istasyonunu İHA Birinin kontrol segmentinden çıktığında bir diğerinin segmentine dinamik olarak bağlanabiliyor. Dolayısıyla da bu ciddi bir esneklik sağlıyor gerçek sistemlerde kullanımda. Her bir rihanın üzerinde dediğim gibi kendi simülasyon framework'ümüz çalışıyor Raspberry Pi üzerinde. Altta çalışan sistem Linux sistemi Windows'ta da çalışır durumda. Evet Gördüğünüz gibi İHA'mız havalandı ve e, kayıp İHA'yı bulmak üzere binanın çevresinde aramaya başlıyor. Bulduktan sonra sinyalle e, aktive edip görev aktarımını yapıyor. Güzel tarafı da şu aslında bunun bir gizli görev güzel tarafı var. İHA'ların görevleri runtime'da havalandıktan sonra dump edilebiliyor. Yani o an yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla... Bir İHA'yı kaybettiğimizde istediğimiz bir durum değil ama kırılıma uğradı veya düşman hatları içerisinde düşürüldüğünde göreve ilişkin hiçbir kayıt ellerinde olmuyor. Çünkü runtime'da yükleniyor, e, aktif memory'de bulunuyor. memori gittiğinde bütün görev bilgileri de e, silinmiş oluyor. Hani bu yakalandığınızda hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz durumuyla aynı durum. Dolayısıyla görev bilgilerinin tamamı silindiği için de ele sadece... Donanım olarak İHA geçmiş oluyor. Bu da özel bir gizlilik sağlamış oluyor aslında güvenlik sağlamış oluyor. Gördüğünüz gibi İHA'yı bulup daha sonra geri getirecek bizim İHA. Benim söyleyeceklerim temelde bunlar. Teşekkür ederim.